Bugün nelerden bahsedeceğiz? E, merhabalar. Bugün egzersiz e, nedir? Nefes koçluğu nedir? Biraz bu konular üzerinde konuşacağız ve kendimden bahsedeceğim. Çok güzel. Konuğumuz egzersiz uzmanı ve nefes koçu Mert Bağ. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Mert Bağ, 6 yaşında spor hayatıyla tanışmış bir kişi. Çeşitli kulüplerde basketbol ve voleybol oynadıktan sonra ne yazık ki sakatlıkla spor kariyerini bırakmak durumunda kaldı. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Daha sonrasında Marmara Üniversitesi Spor Akademisi bölümünden, spor yöneticiliği bölümünden mezun oldum. Ve şu anda da egzersiz uzmanı ve nefes koçu olarak çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok önemli bir konu gerçekten nefes hı hı. alma. E, peki siz e, bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası oldu mu? E, oldu. Az önce de dediğim gibi aslında e, 2012 yılında sakatlandıktan biraz sonra evet mecburiyet e, olarak spor bırakmak zorunda kaldım. Hı. Daha sonrasında çeşitli tedaviler gördüm ve doktorum 2012 yılında beni pilatese yönlendirdi ilk başta. Ve ilk e, egzersiz tarafından aslında daha yoğun böyle bir spor dışında başlamam Pilates de oldu. Ve kendim çok fazla fayda gördüm. Ve kendimi bayağı bir rahatlattım. E, 2017 yılına kadar kendim e, Pilates'e katılımcı olarak devam ettim. Daha sonrasında baktım ki hem kendi rahatsızlıklarıma e, ciddi bir fayda sağlıyorum. Dedim ki diğer insanlara niye bu konularda yardımcı olmayayım. E, 2017 yılından sonra zaten eski bir spor geçmişim de vardı. Evet. Aynı zamanda spor bölümünden mezunum. Bu alanda çalışmaya ve antrenörlük yapmaya başladım. Beş yıldır da yurt içinden ve yurt dışından çeşitli eğitimler alarak, daha çok sakatlıklar konusunda kendimi geliştirerek bu işe devam ediyorum. Son bir yıldır da nefes koçluğu aynı zamanda yapıyorum. Çok tebrikler, başarılar. Teşekkürler. Peki öğrencilerinizden, danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Şimdi öğrencilerimden tabii normal klasik olarak hep böyle bir egzersize baktığımızda kilo vermek veya işte kaslanmak gibi hı hı. yönde talepler geliyor. Ama benim biraz daha uzmanlığım sakatlıklar üzerine olduğu için evet. kendim de bu konuda biraz daha tecrübeli olduğum için aslında bedensel travmaları olan, bedensel rahatsızlıkları olan insanlar biraz daha fazla öğrenci portföyümde. Dolayısıyla onların talepleri de işte biz bu diz problemimizle, bel problemimizle, işte omurga rahatsızlıklarımızla omuz problemlerimize nasıl egzersiz yapacağız, nasıl egzersiz yapabiliriz, işte ağrı ve acı hissetmeden hayatımıza nasıl devam edebiliriz, e, hareketlerimizi daha fazla nasıl geliştirebiliriz tarzında oluyor ve ben de bu konuda onlara yardımcı oluyorum. Çok güzel. Genel talepler bu yönde. Harika. Peki egzersiz programlarken nelere dikkat edilmeli? E, şimdi egzersiz programlarken e, ben biraz daha egzersizin kişiye özgü, bireye özgü olmasını, Düşünenlerdenim. Dolayısıyla bireye özgü bir egzersiz programlarken de e, içerisinde fiziksel aktivitenin tipi, e, şiddeti ve sıklığı gibi komponentleri barındırması gerekiyor. Ama bunun dışında e, tabii ki postür, e, kişinin sağlık durumu, ondan sonra hareket kabiliyeti. E, kişinin kendi beklentileri ve antrenman düzeyi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda da egzersizin tabii ki beden farkındalığını ve kişinin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını da geliştirmeye yönelik talepler karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki beden farkındalığı nedir? E, şimdi beden farkındalığında e, genel olarak tanımlayacak olursak aslında kişinin e, bedenin fonksiyonlarını, e, Fonksiyonları üzerinde daha doğrusu hı hı. E, dikkat kabiliyetini arttırarak ve hareket kabiliyetini geliştirmek için hem içeriden hem dışarıdan gelen fizyolojik ve psikolojik sinyallerin farkına varmasıdır aslında. Hı. Çok güzel. Potansiyelini de bilecek değil mi? Tabii ki. Kendi bedeninin potansiyelini bilmesi evet. çok önemli. Çünkü evet. e, biz her ne kadar Ona egzersiz Hı -hı. için haftada evet. belirli günler onunla buluşsak da geri kalan hayatındaki hareketlere kendi başına devam ediyor. Dolayısıyla evet. bu an içerisinde o farkındalığı taşıması onun için aslında çok daha önemli. Evet. Peki nefes koçu ne yapar? Biraz anlatır mısınız? E, şimdi nefes koçunun aslında çalıştığı birçok branş var. Evet. E, bunların içerisinde... Ee, mesela hamilelikle ilgili çalışan nefes koçları ve nefes egzersizleri var. Ee, bunun yanı sıra egzersizin içerisinde var meditasyon ve yoga gibi e, e, tekniklerin içerisinde yine nefes koçları var farklı bu alanda çalışan. Ee, onun dışında artık son yıllarda tıp yani tıpın içerisinde de daha fazla yer almaya başladı çünkü e, onkoloji, kulak burun boğaz. Ondan sonra bazı solunum yolu rahatsızlıkları, gene bazı psikolojik rahatsızlıkların nefes tutma ve sinir sistemi uyarımı problemleri olan durumlarda da kişilerin tedavilerine destek olmak amacıyla uzmanlar tarafından nefes koçlarının işin içerisine yer aldığını ve destek verdiğini de görmekteyiz. Nefes koçu da genel tabirle aslında şunu yapar, kişinin bozulmuş olan, mekanizmasını, evet. solunum sistemini, sinir sistemi uyarımlarını doğru nefes aldırmak adına ee, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını gene gidermek adına e, aynı zamanda da kişinin zihin ve beden farkındalığını arttırmak adına yardımcı olan kişilerdir aslında nefes koçları. Çok güzel. Peki biz günlük hayatımızda nasıl doğru nefes alıp vermeliyiz? Ee, şimdi nefes konusunda hala e, tabii ki işte burundan aldım ağızdan Hı -hı. verdim şeklinde egzersizin içerisinde ya da gündelik hayatta bazı durumlar olabiliyor tartışmalı. Ee, ama e, aslında bizim e, burun sistemimiz nefes alıp vermek için e, uygun olan hmm. bizim uzuvumuz. Evet. Dolayısıyla gündelik hayatımızda da aslında e, eğer anatomik bir problemimiz yoksa e, tabii ki de nefesi burundan alıp burundan vermek şeklinde devam ettirmemiz gerekiyor. Sağlıklı olan budur. Evet. Peki diyelim ki biz böyle stresli bir ortamdayız, evet. rahatlamak istiyoruz bir relax Hı -hı. olmak istiyoruz. O durumda böyle ufak bir nefes egzersizi yapabilir miyiz? Ne önerirsiniz? E, tabii ki o durumda zaten nefes çok hızlı bir şekilde vücudun aslında Hı -hı. sinir sistemini uyaran bir şey. Hı -hı. Dolayısıyla biz stresli olduğumuzda hızlı nefesler ve kısa nefesler Hı -hı. alıp vermeye başlıyoruz. Hı -hı. Genellikle de ağza geçiyor bu nefesler. Hı -hı. E, bu sıradayken bizim aslında kendimizi böyle istersek gözlerimizle kapatarak rahat bırakıp tekrar böyle nefesimize odaklanıp basit bir şekilde uzun nefesler alıp hı hı. vererek ve burundan gerçekleştirerek hı hı. bunu rahatlama e ...esnasında geçmemiz aslında çok basit... Evet, ...tekrar yine bunu kendimize burun... dönerek... ...burundan alıp burundan vererek... Evet, ...burundan alıp burunda hmm. verme yine o şekilde... Tabii. ...bazı evet. özel farklı tekniklerde... ...tabii ki ağızdan alıp ağızdan verilen... ...ya da burundan alıp ağızdan verdiğimiz... ...farklı tekniklerde var... Ee, ama genellikle burundan alıp burundan vermek Hı. şeklinde olması daha faydalı dediğim gibi. Evet. Yani hangi durumlarda burundan alıp ağızdan verme, yani özel teknikler hangi durumlarda Hı. kullanılıyor? Yani şöyle bazen biraz daha az önce sizin dediğiniz gibi rahatlama Hı. anında ve daha çok nefes boşaltmayı öğretmek için e, burundan nefes alıp ağızdan mesela hohlayarak veya Hı. nefesi bir tık daha ısıtarak gibi e, nefesler vererek Hı. mesela vagus siniri dediğimiz hemen Hı. böyle. E, gırtlağımızın arka Hı -hı. tarafında da uyarısı kolay Hı -hı. olan e, bir sistemi, sinir sistemini uyarmak için, vagus sinirini uyarmak için bazen ağızdan verme nefeslerinde mesela kullanabiliyoruz. Ya da daha fazla nefes boşaltmak adına Hı -hı. kullanabiliyoruz vücuttan. Anlıyorum. Evet. E, peki işinizin zor yanları, keyifli yanları nelerdir? Ee, tabii ki şimdi çok fazla insanla uğraşıyorsunuz, ee, onlara karşı bir hizmet sunuyorsunuz. Dolayısıyla e, hafta içi hafta sonu uzun saatler, geç saatlere kadar erken saatlerden başlayıp çalışabiliyorsunuz. Yorucu biraz. Ee, yorucu biraz fiziksel ve bir hmm. mental olarak tabii ki yıpranma payı bir tık yüksek. Evet. Ee, ama Şöyle bazen tabii bu değişik insanlar arasında şey de olabiliyor. Hani sizi çok zorlayıcı evet. insanlarla karşılaşırsınız sınırsız oluyor tabii bazen. sınırsız. Evet. Aa, birden hemen olsun istiyorlar. Evet evet her, her şey, şey böyle bir anda evet. hemen işte 10 yıllık ağrım bir kere de geçsin evet. yani hemen bir evet. şey de geçsin. Sonuçlar, tabii ya da hemen şu hareketi gördüm sosyal hı. medyada ben hemen yapabileyim ama sizin bedeniniz bakalım tabii hemen ona uygun mi? mu müsait hı. mi. Evet. ...gibi durumlar olabiliyor... ...bir de sizin motivasyonunuzun... ...çok yüksek olması lazım... Evet. ...çünkü gün boyu 8-10 tane farklı insanla... ...beraber ders yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz... Evet. ...ve o insanlara enerji vermeniz gerekiyor... ...hem mental hem evet. fizyolojik olarak... Evet. ...dolayısıyla burada sizin de motivasyonunuz önemli... ...itsel motivasyon motivasyonunuzun yüksek olması... ...enerjinizin yüksek olması evet. lazım... Dolayısıyla bu da tabii ki bazen sizin için birazcık zorlayıcı olabiliyor. Evet. Ama keyifli yanları da çok değil mi? E tabii keyifli yanları da çok fazla. Özellikle zaten çok sosyal bir iş. Çok evet. farklı alandan birçok insanla birlikte Hı. oluyorsunuz. Network. E, network genişliyor. açısından Hı -hı. çok iyi. Tabii ki orada Hı -hı. onlarla birlikte vakit geçirerek, oradan siz de onların vizyonlarından, onların Hı -hı. tecrübelerinden yararlanıp bilgi edinebiliyorsunuz Hı -hı. çok farklı alanlarda. Bu çok artı bir konu. Hı -hı. Ama bence en büyük artısı tabii ki ya bir insanın hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak değişimine Tabii. katkıda bulunabilmek, rehberlik edebilmek evet. ve o değişimi görmek bence evet. en tatmin edici yanı bu işin. Çok güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim aslında. Hayat bir akış halinde, durağan değil. Dolayısıyla bizim hayatın bir alanında hareketi başlatmamız hayatın diğer alanında da hareket enerjilerimize yardımcı olacaktır ve hareketlerin başlatmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla insanların konfor alanından çıkıp Evet. hareket etmeleri onlar için çok büyük önemli. bir adım olacaktır evet, girişimci ve önemli olacaktır. olalım. Hem Tabii hem ki. fiziksel olarak evet. egzersiz hem de girişim Evet. Evet, mental açısından. anlamda dinamik olmak, hareket içerisinde olmak bize hayatın her alanında hareketliliği getirecektir. Çok güzel. Konuğumuz egzersiz uzmanı ve nefes koçu Mert Vağdı katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Size ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkürler. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.